Türkiye'nin en büyük 3. nesil kahve markası olan Espresso Lab'ın dünyadaki 150. Türkiye'deki 100. mağazası birazdan yapacağımız Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşecek. Açılış konuşmasını yapmak üzere yüksek kalite mühendisi, iş insanı Sayın Asım Tuncay'ı davet ediyorum. Mevali Bey Dalat, Kınan Kıya Altın, Ser Sera Altın, Ser Cama Altın. Mevali Bey Dalat, Şampiyo Kıya Mey, Çıba Sera Mey, Seyi Sendi. Kıymetli misafirlerimiz, 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan 33 medeniyete ev sahipliği yapmış UNESCO Dünya Kültür Mirası'na kayıtlı surları, ev sefahçeleri ve ticaret odamızın yoğun girişimleriyle çok kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından medeniyet devleti olarak tescillenen ve tarihi açıdan adeta açık hava müzesi olan kadim kentimize dünyada 14 ülkede ve 156 şubesi bulunan Türkiye'nin en büyük 3. nesil kahve markası olan Espresso Lab'in 100. mağazasını şehrimizin en güzel lokasyonunda halkımızın hizmetini açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli kadınlar, kadim kentimizde bu tür uluslararası markaların yaygınlaşması kentimiz için modernleşmenin ve gelişmenin bir ölçütü olarak görüyor. Her yeni açılan bu işlere bir işletmelerinde kendi geleceğine yapılan bir adım olarak değerlendiriyoruz. Sonsuz sevgiyle bağlı bulunduğumuz bu kente yatırım yapmanın bizler için de bir görev olduğunu düşünüyoruz. Değerli misafirlerimiz, mağazamıza ait bazı kısa bilgiler de vermek istiyorum. Biraz önce de belirttim. Türkiye'de 100. mağaza ve Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük mağazası olma özelliği taşımaktadır. Mağazamız 5000 metrekarelik bir parsel üzerine kurulu olup 1500 metrekare hizmet alanı, 150 araç ücretsiz ve açık oda park alanı ile 1000 metrekare peyzaj alanı ve aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük mağazası olma özelliğine sahiptir. Saygıdeğer misafirlerimiz, bizi en çok mutlu eden diğer bir husussa kentimizin kanayan yarası olan İslam'ına küçük de olsa bir katkı sunuyor olmamız. Mağazamız tam kapasiteyle faaliyete girdiğinde 47 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bu duygularla konuşmamız sonlandırırken bu projenin başlangıcına bugüne kadar her daim bize desteğini esirgemeyen başta proje mimarımız Sayın Müjgan Bozyel olmak üzere Deniz Erkan Beyefendi'ye, tüm mühendislerimize ve her bir emekçi kardeşime teşekkür ediyor. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, şükranlarımı sunarken bir hususu da belirtmek istiyorum. Çok özür diliyorum. Kentimizde medayı iftarı olan Amrısporumuzun yönetim kurulu başkanı Sayın Selahattin Yıldırım ile aramıza. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yuhemura Slavu Reyes Beşeştir. Konuşmaları yapmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya'yı davet ediyorum. Çok değerli sivil toplum kuruluşumuzun başkan yöneticileri, değerli müşterilerimiz, bizim Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve iş camiasının en değerli varlıkları, bu mekanı Diyarbakır'a bize kazandıran çok değerli Asım Bey ve iş ortaklarına teşekkür ediyoruz. Biraz kahve bilgim olduğu için böyle kısaca önce kahveyle ilgili bir şey söyleyip çok fazla uzatmayacağım. Doğrusu kahvenin tarihine baktığımızda yukarı Mezopotamya kahvenin dünyaya dağıldığı merkez olarak tanımlanır. İlk olarak bu coğrafyada kahve dünyaya yayıldı. Evet, tekrar geri dönmesi biraz uzun zaman aldı ama hızla da gelişiyor. Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. Tabii Diyarbakır bu konuda belki de en şanslı illerimizden bir tanesi. Çünkü Diyarbakır'ı seven, Diyarbakır'da yaptığı yatırımın geri dönüş yılını, kar zarar hesabını yapmadan kente güzel alanlar, güzel mekanlar kazandıran iş insanlarımızla ben onlara hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu da tam da böyle bir mekan. Ben de dediğim gibi biraz kahve tiryakisi olduğum için birçok kahve almak için bu Espresso Lab'a da gittiğimde
gerçekten Türkiye'de böyle büyüklükte ve bu kadar özenilerek yaratılan bir iş alanı görmedim. Gayet güzel masraflar yapılmış, böyle genel baktığımız zaman bunun geri dönüş hızını asımın ömrünün yeteceğini çok zannetmiyorum. Bu Diyarbakır'a yaptığı bir hayır olarak değerlendirelim. Tabii ki işletmedir, ticari işletmedir. Muhakkak kazanması önemli bir hedeftir ama gerçekten çok itinayla hazırlanmış. Bütün hiçbir masraftan kaçınmadan böyle bir mekanı Diyarbakır'ımıza kazandırmış. Evet, biraz gecikmiştik değil mi? Evet, tarihten çıkan yere gecikmeli dönüyor ama tam da böyle bir şekilde muhteşem bir şekilde dönüyor. Böyle güzel mekanlarla dönüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, ortaklarına teşekkür ediyoruz. Böyle bir mekanı Diyarbakır'a kazandırdığı için. Umarım ömrü yeter, yeni dönüşünü de görür. Kazandığı parayla da yeni yatırımlar yapar. Zaten kendisine konuşmasında ifade etti. Hem Diyarbakır'ın bu tarihsel yapısına olduğu sevdası, hem de yarattığı değerin ticari kazancından çok yarattığı istihdam ve kentin güzelliğine yaptığı katkı daha önemli olduğunu ifade etti. Bu bile bizim için yeterli. Kendisine ve Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin sevgi, saygılarımla selamlıyorum. Gerçekten bacası sanırla dediğinizin kutuşu verir. Kentimizin İslam'ına değerli arkadaşlarımıza ifade edilir. Öyle taşkın hadisiyle. Gerçekten İslam'ımız adına önemli bir mekan şu anda Diyarbakır'ımız açılıyor. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı bereket diyorsun. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim.